Azday biraz. Barışan fotoğraf çekiliyorlar. Alıyor mu detayı? Evet. İyi akşamlar efendim. Yine şurada konuşalım. Hadi bakalım. Aa, süper. Harika. Ben çok kısa ilk soruyu sormak istiyorum. Geceleri siz çıktığınızdan beri geceler hareketlendirebiliriz gerçekten. Sizin zamanında bu kadar sık çıkmıyordunuz. Çok doğru söylüyorsun. Bu aralar çok dışarıdayız. Ama öyle denk geldi. Etkinlikler, işte ödül törenleri, konserler falan vesaire, canlı yayınlar. Asla şikayetçi değiliz. Hiç şikayetçi değiliz. Pandemiden sonra hepimizin böyle bir rahatlama ihtiyacı vardı. Hepimiz evlere kapandık. Galiba bütün ülkemizin, hatta dünyanın yaşadığı bir güzellik diyelim mi? Biraz neşelendi insanlar. Ne mutlu bize. Biz de eşimizin, dostumuzun bir şey olduğu zaman elimizden geldiği kadar kaçırmamaya çalışıyoruz. Ne güzel sizlerle böyle sık sık sohbet etmek bizi de çok mutlu ediyor. Teşekkür ederiz. Bizim dostunuz Esra'dan Mahmut'un gösterisiydi. Siz neler söyleyeceksiniz? Nasıl evet buldunuz? Ya bu gece ilk oyundu. Çok eğlendik. Yani çok fazla da arkadaşımız vardı. Böyle Esra da bu gece tabii çok heyecanlıydı ilk oyun olduğu için. Şimdi birkaç oyunu daha olacak ama çok keyifliydi. Biz çok eğlendik. Onun böyle da tamamen galiba tekrar. Doğaçlamalar üzerine ve böyle ilişkilerden bahsettiği bir oyun. Aslında bizim yıllardır Esra'nın tanıdığımız yüzünü şimdi böyle biraz daha biletle seyirciler de tanıma fırsatını bulacak. Ya hayat yeniden başladı. Aslında bizi daha sık görmenizin sebebi o. Ben çok iyi hissediyorum. Yeniden kalbimiz çarpmaya başladı. Hayat yeniden başladı. O yüzden ne mutlu dışarıdayız, ne mutlu böyle sanat etkinliklerine gidiyoruz, ödül törenlerine gidiyoruz ve bir daha yeniden öyle şeyler yaşamamayı diliyorum. Kalp çarpması deyince direkt aklıma önceki konuşmalarda birbirinize bakışlarınız geliyor ve çok ışılıyor. Gerçekten o görüntülerde çok beğeniliyor, onu da söylemek isterim efendim. Çok siz nasıl buldunuz oyunu efendim? Harika, çok eğlendik, çok güldük. Komedi festivalini zaten insanların takip etmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle ülkemizin ve özellikle Orta Doğu'nun biraz gülmeye ihtiyacı var. Her fırsatta gülme fırsatlarını kendimize bulmak için çaba sarf etmeliyiz. BKM'nin Komedi Festivali de bunun için büyük bir fırsat. Biz belki bu ilk, yani bu sene ilk defa geldik Esra için ama önümüzdeki günlerde de başka festival etkinliklerine katılabiliriz. Gecenin sonuna doğru siz de sahneye çıkmışsınız doğaçlama olarak. Evet. Önce Beren'e sormak istiyorum, siz nasıl buldunuz sahnede Kenan Bey'i? Ben size de sormak istiyorum, sahnede olmak, oyuncu olmak nasıl bir duygu? Önce siz mi? İstersen sen. Önce yaşadıklarını söyle, ben soruyorum. Efendim, buyurun. Ya Esra ile Kenan zaten birbirlerini çok iyi tanıdıkları için, çok yakın oldukları için, Kenan sahneye çok alışık olduğu için hani diğer katılımcılara göre Kenan'la Esra'nın skeci diyelim, minik sohbeti çok daha rahattı ve hani bütün salondan çok alkış aldı sohbetleri, reaksiyonları. Çok keyifliydi. Benim için de sahnede olmak zaten çocukluğumdan beri yaşadığım bir şey. Bale gösterilerinden, çocuk korosuna, folklörden, tiyatroya, oyunculuk da oldu bunun içinde. Lisede özellikle tiyatro bölümünde olduğum dönemler vardı. Sonra ben tabii daha çok müziğe yöneldim, ayrı konu, ama sahne her zaman aynı sahne. Yeter ki sahnede olduğunu biraz içselleştirip onu böyle hani orada değilmişimcesine yaşamak diye düşünüyorum. Ben çok eğlendim kendi kendime. İnşallah seyirci de eğlenmiştir. Çok kısa oldu ama belki şöyle bir şey sorsam, hani şarkıcılık mı oyunculuk mu daha zor diye. Bence çok zor bir soru. Gerçekten çok zor bir soru. Oyunculuk tabii yani yepyeni karakterleri sürekli canlandırmak çok zor. Esra Hanım buyurun. Buyurun Esra Hanım. Tam sizden bahsediyordum. Şu plaj çantamı da al bari. Çok güzel, çok güzel övgüler, çok güzel şeyler. Senden bahsediyorduk Esra. Öyle mi? Sitayiş'le bahsediyorduk. Ay ne güzel, canım dostlarım. Güzel geçti, güzel geçti, tatlıydı. Ondan sonra arkadaşlarım geldi. Çok mutlu oldum. Hala heyecanlı. Ondan sonra... Öyle tatlıydı. Çok eğlenceliydi. Çok. Bütün şakaları güzeldi, çok reaksiyonu evet, çok güzeldi. Yani. Çok eğlendi herkes. Peki Beren Hanım, sizi de bir gün acaba bir müzikalde böyle bir oyun izlemedim. Evet, küçük kibritçi kız da oynayacak o böyle kibritleriyle. Hani biliyorsunuz özellikle son dönemde müzikaller çok popüler. Sizin böyle bir düşünceniz olur mu? Ya da bir projede yer almayı düşünüyor musunuz? Bir albüm var biliyoruz. Kıvanç Bey'le olan filmi biliyoruz ama
televizyonda sizi özledi. Var mı? Kenan Bey'i soracağım. Düşüncesi. Yani projeler zaten olgunlaştığında sizin haberiniz olur. Şimdilik başka böyle anlatacağım bir proje. İnşallah. Sürpriz var aslında. Şu an onu aldık da mı? Yok, sürpriz. Yok yok. Ya evet, konuştuğumuz hikayeler var geleceğe dair de, ama şu an daha böyle yani düşünüyoruz, çalışıyoruz. Çok çok teşekkür ederim. Tamam mıyız? Okey. Çok teşekkür ederiz. Yeni oyunumuz buradan. Yeni oyunumuz buradan devam ediyor. Çocuklar, çok teşekkür ederim geldiğiniz için. İyi geceler. Kenan Bey'i sorayım hemen. Hemen. Kenan Bey'i soru. Sahne evet doğru. Çok tatlıydı. Onu aldım. Doğaçlama. Arkadaşımla konuştuk. Yine. Doğaçlama yaptık. Çok eğlendik. Ondan sonra çocuklar. Güzeldi. Ben de inşallah işte devam edeceğim. Gülemezsin Ece Yörenç. Evet. Başka sormak istediğiniz, aşk hayatımda bir şey yok. Bekarım. Efendime söyleyeyim. Fikir hırsızlığına hayır. Onun dışında sağlığınız. Başka var mı bir soru? Çok teşekkür ederiz efendim. Evet. Ne olsun. Ne olsun. Her şeyi söyledin zaten. Doğum gününüzü unuttum bu arada. Ha? Doğum gününüzü unuttum. Ay evet. Doğum. 32. Pasta ev sizi beklerken yedik. Yediniz mi? Pasta güzel miydi? Ben yemedim. Çocuklar, görüşmek üzere. Çok nice yaşlara diyelim efendim, nice oyunlara. Bu ışık çok güzel bu arada. Teşekkürler, sağ olun. Filtre olarak da kullanıyoruz. Ha, güzel. Çözsene, verebilir misin? Hadi, görüşmek üzere. Tamam, kesin.